Süpürge Mühendisi kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar Philips Maraton grubunda TriActive Max süpürge başlığının tamirini yapacağız. Şimdi arkadaşlar burada görüyorsunuz süpürgenin ara hortumu yırtıldığı için tabii ki çekim yapmıyor. Şimdi biz bunu sökeceğiz ve değişimini yapacağız. Bunun sökümünü yapabilmek için onun yerine takacağım şeyi göstereyim. Bu şekilde tamir hortumu var arkadaşlar. Bunun yerine takarak tamirini yapacağız. Şimdi önce sökümünü yapalım. Şimdi şurada T15 tork tornavidası ile vidalarımızı sökelim. Vidalarını söktükten sonra arkadaşlar şu siyah parçayı çıkarmanız lazım. Onu da şu yanlarından hafif hafif yoklayarak çıkarıyorsunuz. Bakın bu şekilde çıkıyor. Şimdi şuradaki tozu da göstereyim. Şu tozu da göstereyim arkadaşlar. Buradaki tozlardan kaynaklı. Bakın. Şunun alt tarafı. Bunlardan tozlardan kaynaklı. Mesela süpürürken verim alamama sebeplerinden birisi de bunun dolu olmasından kaynaklı. Buralarında düzenli bir şekilde temizlenmesi gerekiyor. Şimdi hortumumuz zaten yırtık. Hortumu sökeceğiz. Sökmüşken de bunun temizliğinde yapacağız arkadaşlar. Şimdi alt vidaları söktüğümüz için şunu dikkatli bir şekilde sökelim. Bazen şu arıza yapıyor. Onu da göstereyim. Şunu kurtardık. Şurada iki yayı var arkadaşlar. Bu yayları atlamayın takarken. Bakın şuradaki pislikleri görüyorsunuz. Bunlar falan her makinede vardır. Düşünün 6-7 senedir makinenizi kullanıyorsanız kesinlikle vardır. O yüzden bunları atlamayın. Bunların hepsi sağlık için önemli. Şimdi bir de bu arada arkadaşlar bazıları servise gidip başlığın temizliğini istiyor veya makinenin temizliğini istiyor. Bunu servisler yapmazlar. Yapacak altyapıları da yok. Bu tarzda yetişmiş elemanları da yok. Hiç daha önce başlık sökmüş adam bile bulmak zor aslında. Bu tamamen ilgi alaka mevzusu. Biz kendimiz sadece süpürge alanında uzmanlaşmak istediğimiz için benim tesisim buna uygun. Ben bu şekilde bulaşık makinelerim var, yıkama şeylerim var, kazanlarım var, fırçalarım var. Ona göre temizlik malzemelerim var. Ona uygun söküm ürünlerim var. O yüzden biz kendim yapıyorum. Ve evde de nasıl yapabileceğinizi gösteriyorum. Bakın yayın. Altı üstü her yeri dolu. Şimdi devam ediyoruz. Şuralar falan hep dolu zaten. Bunu çıkardıktan sonra şu alt tabakayı çıkarıyorsunuz. Bakın çıkardıktan sonra buraları görüyor musunuz? Bunu serviste bunu servisin temizleme imkanı yok. Servis sadece yenisini satar geçer. Bu kadar. Şimdi neden servise dokundum bugün? Hiç servise dokunmam normalde. Çünkü şöyle arkadaşlar çok fazla şey yanıtı geliyor. İşte ben servise gittim. Onlar bunu yapmıyormuş. Yani siz niye yapıyorsunuz veya nasıl yapıyorsunuz? Sağlıklı mı doğru mu gibi şeyler oldu. Şimdi şunu temizlemek doğru mu yanlış mı bunu siz karar verin. Kendi verdiğiniz karara göre de hareket edebilirsiniz. Şimdi bu parça var arkadaşlar. Bu zamanla bozulma sebebi bu. Bu aşındığı zaman burada tutmuyor. Atmıyor. Yani şu burayı aldığı zaman tutması lazımken burası aşındığı için şu kısımda aşındığı için arkadaşlar tutmuyor geri salıyor. Şimdi bu yüzden bunun tamiri olmuyor. Ne düşünüyoruz? Biz 3D yazıcıda bu biraz maliyetli gibi olabilir de biraz düşünüyoruz açıkçası. 3D yazıcıda biz bunu basarsak yenisini belki bunu değiştirerek örnek veriyorum şu anda bu başlık 300-350 lira bandına düşündüğümüzde
Bunu alıp değiştirmek mantıklı olabilir. Çünkü piyasa mallarını aldığınız zaman bunda aldığınız verim gibi verim alamıyorsunuz arkadaşlar. Bu da bir gerçek açıkçası. Şimdi onu söktükten sonra bunu sadece temizlik için söktüm. Hortum için çok girmenize gerek yok detayına. Şimdi bu iki vidamızı da söktük. Burada arkadaşlar çıkarırken dikkatli olun. Bunların klipsleri var. Klipsleri zorlarsanız geri takarken sıkıntı yaşayabilirsiniz. Rahat kurtulur burada mesela. Çünkü tekerleği mekerleği takarken arıza vermeyin. Bakın buralarda falan her yer dolu. Dediğim gibi yani bunu servis yapmıyorsa bu bizim sorunumuz değil arkadaşlar. Sağlık için biz yapıyoruz. Şimdi bunu çıkardık. Şu hortumu arkadaşlar böyle çektiğiniz zaman zaten çıkıyor. Bunu ne yapıştırma yapmışlar ne başka bir şey. Hortum böyle. Bakın içim içi. Şurası da kopuk. Şimdi yenisini takacağız. Tabi takmadan önce güzelce temizliğini yapalım. Bu haldeyken arkadaşlar bunu güzelce ne köpükle yıkayabilirsiniz aslında. Şu anda hani müşterinin bekleyecek zaman olmadığı için arkadaşlar şey yapmıyorum. Yıkamıyorum çünkü ıslak ıslak çekerse bakın yıkadıktan sonra 2 gün en azından kurumasını bekleyin. Acele etmeyin. Acele işiniz varsa önce temizliğinizi yapın. Ondan sonra bunun bakımını yapın. Veya değişikliğini yapın her ne yapıyorsanız. Çünkü bu nemli kalınca arkadaşlar o nemli halde çekerseniz bu sefer tozlar kanalları tıkayacaktır. Kanalları tıkadığı için çekişiniz düşecektir. Şimdi burada mesela tekerleğin etrafına kıllar sarmış. Bu kır zamanla sardıkça düğünde arıza verdirir. Tekerin kırılmasına, kopmasına sebebiyet olur. Şimdi tamam onu kurtardık. Hemen sağına, soluna bakıyoruz. Güzel. Bir süpürelim. Şimdi arkadaşlar güzelce temizliğini yaptık. Şimdi hortumumuzu montajını yapacağız. Şimdi normalde bazılarında arkadaşlar burada hortumun yeri vardır girme yeri. Bazılarında da düz vardır.
girme yeri de olsa, düz de olsa ufak bir japonla arkadaşlar portumu tutturmanız lazım. Bu başlığın kendisi çok pahalı. Sadece hortumunuz yırtıldıysa arkadaşlar hortumu değiştirebilirsiniz. Ekonomik olur. Orijinal başlık kullanmak her zaman iyidir. Mümkün olduğunca ürününüzün orijinal hortum, orijinal başlığın dışına çıkmayın. Birçoğunun tamiri mümkün zaten. Videolarımızda da var. Tamir malzemeleri için de iletişime geçebilirsiniz. Şimdi şöyle yapalım. Bunu sildik. Bunu arkadaşlar buraya geçtiği zaman bunu güzelce yapıştırmamız gerekiyor. Güzelce yapıştırma tuttuktan sonra ürünümüz kurtulmaması önemli. Kurtulmadığı zaman müşterimiz bunu sağlıklı bir şekilde kullanmaya devam edecektir. Şimdi burada şöyle yapalım. Bunu tabi takarken şöyle geçirmemiz gerekiyor. O yüzden ürünümüzü arkadaşlar tekrar montajını yapacağız. Temizliği için sökmüştük ya. Şimdi bunları güzelce yapabilirsiniz. Fırçayla temizleyerek tam manada bir temizlik elde edebilirsiniz. Şu anda acil olduğu için yüzeysel temizliğini yaptık. Şimdi bunun yaylarını takalım. Şimdi şöyle şu plastiğimizi geçirelim. Bu burada çalışacak. Bu burada çalışacak. Bunun üzerine şu fırçamız alt tarafta kalacak. Şu fırçamızın yan maviliklerini takalım. Yan fırçalarına. Şunlar da mesela kırılıyor, satılıyor, bulunuyor. Mümkün olduğunca malzemenizi korumaya çalışın. Malzemeyi korumak önemli. Şu yaylarımız düştü. Yaylarımızı takalım. Bunu da şu şekilde geçirelim. Şu yaylarının arkadaşlar bakın şu bölge var. Bu bölgeye şuradan yandan göstereyim. O yaylarının oturduğunu emin olun. Bu yayı taktığınız plastik buradan çıkacak. Ondan sonra bunu buradan hatta bir tur tutturmak için şimdi şöyle bunu da şuradan geçirelim. Ya da şöyle yapalım. Şunun üzerine yerleştirelim. Tamam. Şimdi bu zaten böyle oturduğu zaman bakın şöyle çalışıyor bu. Görüyor musunuz? Şunu şöyle üst taraftan geçirelim. Şimdi dikkatli bir şekilde taktığınız zaman zaten bu geçiyor. Şimdi bunun üst kapağını kapatmadan hortum olayını bir halledelim. Şimdi şu araya girdiği zaman bir burada bir de burada tutunca bunu tutunurken arkadaşlar güzelce japonla yapıştırın ki kurtulmasın. Hatta şöyle pamuk doldurursanız yanına daha sağlıklı olur. Şimdi arkadaşlar bunu koyacağımız yere güzelce japonumuzu damlatıyoruz. Burada bunu tutması önemli.
fazla damlattığın zaman diğer aksamlara gelebilir. O yüzden şey yapmayın. Dikkatli bir şekilde davranın. Şöyle daha iyi tutsun diye ben ince bir katman pamuk atacağım ki biraz kalınlık versin. Pamuk atarken biraz acele etmeniz lazım. Ben sadece bir tık kalınlık versin istiyorum. Onunla tutsun. Tamam. Aynı şekilde şu karşı tarafına da bakacağım. Şimdi böyle girecek. Güzelce arkadaşlar. Şimdi japonu sıkarken bakın alt tarafında bunun mekanizma var. İşte hani dikkatli olmanız gereken kısım burası aslında. Alt mekanizmaya japon bulaştığı vakit hareket etmiyor mekanizma. O yüzden bunu dikkatli bir şekilde sıkmanız lazım. Mesela biraz Japon gelmiş buna. Açarken zorlandığımı hissettim. Bu biraz kurusun. Şimdi arkadaşlar burada kurumuş. Aynen. Zaten bir saat içerisinde tam olarak oturur ürünümüz. Burada önemli olan dediğim gibi şu altındaki şu parça var ya. Bu arkadaşlar Japon'dan dolayı kurumasın. Tamam. Şimdi vidalarımızı sıkalım. Şöyle hani şu kısmını kapatalım. Burada vidayı sıkarken tam oturmadığı zaman arkadaşlar zorla sıkmayın. Zorla sıktığınız zaman bu sefer bu vida yerini aşındırırsanız boşluk kalır. Boşluk kaldığı zamanda da hava kaçmaları olur. Yani hava kaçar. Çekiminiz direkt düşer. Bakın yerine vida yerini buluyor. Ha, yerini bulduğunda vida gidiyor zaten. Şimdi bu kısımda arkadaşlar bakın şu kısmın boşluğu yok. Görüyor musunuz? Burası önemli. Burası da güzelce hareket ediyor. Hemen şu ön kapağımızı takalım. Vidalarımızı takalım. Burada vidaları zorlamayın kesinlikle. Dişi yalama yapmasın. Kendi oturuyor zaten. Şöyle bir üzerinden geçelim. Buraları falan güzelce diş fırçasıyla yıkayabilirsiniz. İyi bir ürün ortaya çıkıyor yıkayınca. Islak mendille de silebilirsiniz.
Hani normalde de hiç sökmeden de arkadaşlar şu kanalları silin, temizleyin. Bakın başlık çok iyi bir şekilde çalışıyor. Philips Marathon başlığının tamiri bu şekilde. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.